Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, keyifli, güzel bir pazar diliyorum. Çok güzel bir pazar uyandık. Dün gece Trabzon şehrimizde kupayı kaldırdık ve çok coşkulu, mükemmel bir kutlama yapıldı. Denizde bir donanma, karada ayrı bir konvoy, aynı zamanda statta muhteşem bir kutlama. Herhalde tarihe geçmiş bir kutlamayı gerçekleştirdik. Burada emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Çok güzeldi, her şey dört dörtlüktü. Bir şeyin dışında olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ona da değineceğim. Çok önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Maalesef hiçbir şekilde ne vurgu yapıldı ne bir karşılama yapıldı. Hani beklentim var mıydı? Vardı. Ufak da olsa bir beklentim vardı. Ee, 2012-2011 kadrosunda sadece Onur Kıvrak ve ben geldik. Onur Kıvrak ve ben geldik. tabi bununla alakalı önemli detaylar vereceğim sizlere. Onur'la beraber izledik. Ufak bir video da yükleyeceğim. İsterseniz öncelikle... Şunu da belirtmek istiyorum. Edgar'la alakalı bir gelişme yaşandı. Edgar da geldi. Edgar'ın İstanbul'a takımla beraber gene Altay maçına gittiği, takım ve şortmanlarını giydiğinin bilgisini vereyim. Ve transfer görüşmeleri Edgar'la beraber yapılması gündemde ve yapıldı deniliyor tabii ki de. Buna da ve Vakayeme ile alakalı da tabii stadyumda olduğumuz için birçok isimle de muhabbet etme fırsatı yakaladık. E, Vakayeme'nin durumunu sorduğum bir iki kişi var kulübün içerisinde. Bana dedikleri cümleleri şu an <laughs> söylemeyeceğim ama... Ee, mümkün değil Vakayeme'nin bu takımda kalması Mümkün değil eğer Vakayeme geri adım atmaz Trabzonspor takımımızın yeni sözleşmesini okey demez ise Mümkün değil Onun bilgisini vereyim. Şimdi e, bir video yükleyeyim kanalıma Stadyuma giderken ve stadyumdaki ambiyanstan bir video yükleyeceğim O videodan sonra da arkadaşlar e, Şöyle bir şey yapalım Konuşmalarımıza devam edelim Evet şu an kupaya doğru gidiyoruz arkadaşlar Sevdiceğim Oğlum <laughs> Bahar ve Burak'la beraber gidiyoruz. Ee, bakalım bizi neler bekliyor? Biz de sizler kadar çok heyecanlıyız. 8. kupayı almaya gidiyoruz inşallah arkadaşlar. Hayır. Haydi haydi trafot, haydi 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 trafot. Koşuyoruz, koşuyoruz, görüşeceğiz. Da öldük biz. <laughs> Woohoo! <laughs> <laughs> Efsaneye geldik ya, inanılmaz heyecanlıyız. Role adam sen. <laughs> Şimdi e, videoyu izlediniz. Gerçekten çok keyifli gittik biz de. Şarkılarla, türkülerle gittik şehre, e, stadyuma vardık. Ve e, şunu söylemek istiyorum. 2010-2011 kadrosundan Onur Kıvrak ve ben vardık. Tabi 30 kişilik kadro sonuçta arkadaşlar ve 2 kişi gittik. Tabi antrenörlük yapan, futbol oynayanlar da var şu anda. Gelmeyi tercih etmeyenler de var. Yurt dışında bulunanlar var doğal olarak. Ama ben burada bir tek burada bir eleştiri yapacağım organizasyonda sıkıntı vardı arkadaşlar. Biz e, kulüp tarafından arandık. Hani e, ben açık ve net söylemek istiyorum size. Bazı çok şey söylerim ama söylemeyeceğim tabii ki de. Çünkü çok güzel bir gösteri oldu dün. Çok güzel bir şampiyonu kutlandı. Ben demiyorum ki 2012-2011 kadrosun çıksın sahneye, kupa kaldırsın. Demiyorum öyle bir şey. Sahneye çıkalım, sahaya girelim, bantla yürüyelim. Kesinlikle böyle bir şeyler demiyorum. Böyle bir beklentim de yok. Hani Trabzonspor takımında Yönetimden şunu beklerdim ama arkadaşlar. Oraya Onur Kıvrak gelmiş. Düğününü bıraktı geldi. Bakın eşinin kardeşinin düğününü bıraktı geldi Onur Kıvrak. Ben tatili kestim geldim. Tatil hiçbir şeyden önemli değil o ayrı bir konu. Tatilimi kestim erkenden apar topar geldim. Son dakika arandık. Onun da bilgisini vereyim. Oraya geldik ve bize VIP'den biletlerimiz ayarlanmış. Teşekkür ediyorum bunun için. Ama onun dışında en ufak bir şey yok arkadaşlar. Bize ne biri hoş geldin dedi. Ne birisi... Bize bir e, ne yapıyorsunuz diye hal hatır sordu. Bunun altını çizmek istiyor. Onur Kıvrak 16 saat arabayla kara yolculuğuyla geldi. Yeni doğan bebeğini bıraktı. Düğüne gitmedi. Oradan buraya geldi. Ben aynı şekilde geldim. Büyük fedakarlık yapıldı burada. Bizim adımıza da yapıldı. Ama maalesef ve maalesef ee, şunu eklemek istiyorum çok zor değil arkadaşlar bakın bunun bir çok güzel bir mesaj verme fırsatımız vardı bunun planlamasını yaparsın 2011 kadrosundan toplayabildiğin kadar toplarsın kulüplerinden izin alırsın yayıncı kuruluşlarda çalışanları getirirsin öte izin alırsın bir şekilde getirirsin toplarsın ama orada videoyu koyuyorum şimdi onu da görün biz bu şekilde izledik arkadaşlar izleyin lütfen görün bakın alt tarafta dursun. Sesi de kısayım. Bu şekilde izledik biz videomuz e, maç şey törenini. <laughs> yani demek istedim. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir yalandan böyle bir çağır kulübe. Bize orada bir plaket gibi bir şey verebilir miydi? Verebilirdi. Sonuçta biz 2012-2011'in e, en çok emeği olanlardanız. Biliyorsun hani anlatmama gerek yok. Orada bir organizasyon yapılır. Ve başkan bize orada bir plaket verip 2011den bahsediyorsak mı eğer? Biz şampiyonluğumuzu her yerde konuşacak isek biz onun hakkını o anda vermemiz lazımdı diye düşünüyorum. Bence burada tarihi bir hata yaptığımızı düşünüyorum. Oraya kadar gelmişken de bir şeyler organizasyon ufak da olsa bir şey yapılabilirdi. Bir onur edilebilirdi orada diye düşünüyorum. Çünkü yani şimdi Onur Kıbrak 10 sene futbol oynamış. Trabzonspor takımıyla bütünleşmiş bir isim. Ben gene 6 sene oynamışım. Bütünleşmiş bir isim olduğumu düşünüyorum. Ve ciddi anlamda şehirde ve Trabzon'da, stadyumda, taraftarlar, sizler Mükemmel ağırladınız bizi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler gerçekten bu kulübün gerçek sahiplerisiniz ve hak edene hakkı verenler sizlersiniz. Bunu bir kez daha söylüyorum. Dün kupa töreninde gözlerimiz doldu. Onur da çok üzüldü. Ben de üzüldüm. O anları biz sizlere yaşatabilir miydik? Yaşatabilirdik tabii ki de. Biz şampiyon olduk. Bunu her yerde söylüyoruz ama bizim kadromuz o kupayı burada kaldırması lazımdı. Biz dün bunu bir kez daha konuştuk. O anda zaten o anı yaşadığımız zamanki tüylerimiz diken diken oldu. Inanılmaz bir gündü, çok güzel, keyifli bir gündü. O Ayrı bir konu ama ben bunu da söylemeden geçemeyeceğim maalesef arkadaşlar. Burada da yönetim tarafından artık bilmiyorum nasıl algılanırlarsa ben bunu objektif bir şekilde içimden geçen duyguları en ılımlı şekilde söylüyorum. Bakın daha farklı şeyler de var ama bunların hepsini burada konuşmuyorum tabii ki de. Konuşacağım çok da konu var. Bunu da bunlara girmiyorum artık. Başımıza gelen bir tane iki tane komik olay da oldu stadyumda. Buna da girmiyorum ki skandal. Bunları uzatmayacağım. Neyse fazla uzatmayalım konuyu. Edgar'a gelelim. Şimdi Edgar eşortmanlarını giydi. Edgar'ın sağlık durumuyla alakalı bayağı bir ilerleme olduğunu biliyoruz. Edgar'la alakalı şunu da söyleyebilirim. Sizleri ben daha önce de çek demiştim videomda. 3 3 ay 4 ay minimum sağlara döner oyuncu. Daha sonra kuvvet güçlenmeyle beraber sezon başına muhtemelen hazır olur demiştik. Edgar'ı kulübümüze çağırdılar. Davet ettiler. Bence burada da yönetimin mükemmel işleri vardı. Sahaya çıkarttılar. Madalyasını verdiler. Edgar bu davete teşvik verdi, davete geldi. Trav Neyse fazla uzatmadan Edgar'a gelelim. Edgar'ı görmek beni mutlu etti. Cermio'yu görmek beni mutlu etti. Bir kere Edgar şehre geldi. Trabzonspor takımımız davet etti. Onu buraya getirdi. Sahaya çıkarttı. madalyasını taktırttı. ve Trabzonspor takımımızın hala resmi oyuncusu gibi bir muamele gördü. İstanbul'a Altay maçına gittiler. Yorgun bir maç olacak. Bu maçın şeyine de gireceğim. Altay'a gittiler. Altay'da da şunu söylemek istiyorum size arkadaşlar. Altay maçına da gittim. Pardon kafam karışık kusura bakmayın. Oraya da gitti. Takıma beraber kampa girdi Edgar. Ve transfer görüşmesinin yapıldığının bir iddiası var. Bir e, sağlık durumuyla alakalı bir konuşma geçti. Sağlık durumu nasıl? Son durumu nedir? Bunun bilgisi alındı. Sağlık ekibi tarafından ve yönetim Edgar'la son durumu değerlendirmek için de bir görüşme gerçekleştirdi. Zaten Edgar bizim takımımızın stoperi. Edgar kafalarda soru işareti yaratmayacak bir stoper. Eğer sağlık durumunda bir problem yoksa ben Edgar'la tekrardan imzalanmasından yanayım. Hani sağ stoper aranıyor, sağ stopere bakılıyor. Birkaç tane isim geldi. Ghana'dan şimdi yeni bir milli takım oyuncusunun adı geldi gene sağ ayaklı sağ stoper. Ha iyi bir Edgar'ın ben bu takımda gene olmasını istiyorum. Vitor Hugo ve Edgar'ın ikilisi bence muhteşem bir ikilidir. İlk yarı bu kadar puan farkı açmamızdaki en önemli nedenlerden bir tanesi budur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir diğer de detayın vakıeme, vakıeme basına yansıdığı gibi e, iki buçuk milyon euroyu tamam dediği ile alakalı bir bilgi yok arkadaşlar. Bu kesinlikle doğru olmadığını söyledi bana bir yönetimden yakın bir isim. Vakıeme'nin hani detayları vermeyeceğim çünkü verirsem bu bana yakışmayacak bir detay olacak. Ama çünkü şöyle yakışmayacak bir detay derken hani. Basının bilmediği kulübün içerisindeki bir bilgi bu arkadaşlar. Kulübün içerisindeki bir bilgiyi vermek istemiyorum ama şu anki konuşulan rakamların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Gerçekten hiçbiri gerçeğe yansıtmıyor. Trabzonspor takımımız şunu söyleyebilirim ama. Dediği rakama Vakayeme tamam ben imzalıyorum diyor ise o zaman bu iş bitiyor arkadaşlar. Vakayeme burada kalacak ama onun dışında Vakayeme'nin dediği hiçbir şart kabul edilmedi. Ve son görüşmede masadan kalkıldı. Yönetim çok kızgın olduğunu biliyorum. Ve bu konunun detayları da önümüzdeki günlerde tabii ki de anlaşılamaz ise bence basına da verilecektir diye düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor takımı bu konuda e, geri adım attı, parayı düşürdü, maddeyi düşürdü, sözleşmeyi düşürdü, düşürdü de düşürdü. Burada da tabii ki de Vakeme'de ilk konuşulan rakamların da konuşulmadığını söyleyeyim. Burada kulübümüzün yapmış olduğu bir oyuncu tarafından bakıldığında bir hata var. Çünkü konuşulandan değişti ama kulüp Vakeme sözleşme verdiğinde de Vakeme'ye Bekletti Gaziantep maçından önce hatırlayın 2-3 hafta bekletti geri dönüşünü yapmadı. Yönetim kızmasından dolayı da fiyatın düşünü düşünüyorum. Biz düşerken de vakıme tarafından da bir ekstra istekler arttığının bilgisini vereyim. Özellikle menajer paraları onlar bunlar devreye girdiği takdirde de işin boyutu bambaşka bir yere gidiyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Her şeye rağmen çok güzel bir gece yaşadık. Biz e, elimizden geldiğince e, coşkulu bir şekilde kutladık. Keyif aldık. Sanatçılar gayet güzeldi. Her şey çok seviyeliydi. Trabzonspor takımımızın 8. şampiyonluğunu tebrik ediyorum. 8. şampiyonluk anasının hak sütü kadar helaldir. Kutlamalar mükemmeldi. Her şey çok güzeldi. Ve daha fazla uzatmayın zamanınızı almayın. Pazar günü elimden geldiğince değerlendirmelerde bulundum. hepinizi çok teşekkür ediyorum. Onur'un size çok selam var. Ee, Onur'dan bir videoyu bekliyorsunuz biliyorum. O da en kısa zamanda gelecek. Ben Trabzon'dan İzmir'e gittiğim takdirde inşallah buluşma şansı yakalarız Onur'la. Onur'un da sizlere selamını iletiyorum. Çünkü YouTube kanalında abi çekersen benim de selamını söyle dedi. Ee, daha geniş bir video çekecektik ama çok kalabalıktı arkadaşlar. Gerçekten çok kalabalıktı ve bu fırsatı yakalayamadık Onur'la. Ama biz bir gün sizin karşınıza beraber gelip güzel keyifli bir video yapacağımızın altını çiziyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.